yine gündemde olan bazı konularımıza Sayın Vekilim açıklama getirecek. Ama ilk önce ben size bazı konularda bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Bandırma Belediyesi'nde yapılan meclis toplantılarına maalesef hiçbir basınımız gelmiyor. Bu acı verici bir şey. Şu anda yani şu basını görüyorum, gerçekten Bandırma'da bazen düşünüyorum bu kadar basın grubu var mı diye. Ama meclise geldiğiniz zaman Mehmet Tosun arkadaşımızdan başkasını göremiyoruz. Teşekkür ederim sevgili başkanım. Erdem abi de geldi ama yarı devrede geldi. Evet, onu unuttum. Uzatmadan geç geldi biraz. Evet, ben takip ediyorum Erdem abi. Onun için birikmiş biraz gündemle ilgili bilgiler vardı. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Bandırma sporumuz, Bandırma için, bizler için çok önemli bir spor kuruluşu. Gençlerimizi belirli alışkanlıklardan uzaklaştıran, tamamen spora adapte eden ve gençlerimizi en azından kahve köşelerinden ve boş zamanlarında sporla ilgili yapılan maçlardan az çok stadımızda gördüğünüz gibi yani nereden baksanız 3000 4000'in üzerinde bazı maçlarda da 7-8 bini bulan bir seyirci kapasitemiz var. Biz de bu seyirci artışından dolayı Sayın Vekilimiz 2011'de bir ödenek çıkartarak statımızın biraz daha büyümesini ve seyirci kapasitesini biraz daha yükseltmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı ve şu anda bugün galiba son bedonu atılacak ve yeni bir türbün daha kazanmış oluyor. Bu konuda Cemal abi çok yakından takip eden arkadaşlarımızdan biri spor camiası olarak. Bu konu içinde Sayın Vekilimizin verdiği destekten dolayı kendilerine sizden huzurunda teşekkür ediyorum. Bandırma sporumuz bizler için çok önemli. Bildiğiniz gibi biz Perşembe günü akşam belediye meclis üyeleri olarak, AK Parti belediye meclis üyeleri olarak bir önerge verdik. Dedik ki geçmişte Bandırma sporumuzun ne şartlarda olduğunu, buradaki vekilimiz de o dönemlerde belediye başkanıydı ve yönetici arkadaşlarımızdan Talip Yıldız arkadaşımız var, başkanlık yapmış arkadaşlarımızdan. Bandırma sporumuza nasıl katkı sağladıklarını, esnafın tamamen katkılarıyla Bandırma sporumuzun bugünlere geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Şimdi o dönemlerde sen Mehmet Cemal Kılıçdaroğlu belediye başkanıydı. Bunun çok önemli bir konu olduğunu ve Bandırma sporunun artık kendi ayaklarının üzerinde bir nevi durması için bazı girişimler yapmıştı. Bunların bir tanesi sahil bantındaki otoparklardı. Yıkım kararı çıkan değil mi? Evet. Evet, sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin şikayetçi olup da yıkım kararı çıkardığı o otoparklardı. Ama süreçte baktığımız zaman aradan 7-8 sene geçmesine rağmen gerçekten Bandırma sporumuzu o otoparklar çok güzel yerlere getirdi. En azından esnafımızın katkılarından, esnafımıza gidip dilencilik yapmaktan kurtarmış oldu. Ve şu anda tabii ki sadece bunu otoparklara bağlasak yönetime haksızlık ederiz, başkana haksızlık ederiz. Onların da çok katkıları var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bandırma Spor'un başkanına ve yöneticilerine. Kendilerine çok büyük katkıları var. Biz bu konuda çok hassas olduğumuz için ve yaptığımız çalışmaları bildiğimiz için, gelinen noktayı bildiğimiz için AK Parti belediye meclis üyeleri olarak bir karar aldık. Dedik ki Yeni Mahallede, Marmara Evleri'nde yapılan tır parkının
tamamen bandırma spora verilmesi için bir önerge verdik. Yani bir nevi en azından masraflardan kurtaracağını tahmin ettik. Ve verdik. Başkan önergeyi belediye, AK Parti belediye meclis üyeleri olarak verdiğimiz için kabul etmek zorunda kaldı. Ve kabul etti. Okuduktan sonra oylamaya sundu. Biz inanın şok olduk. Yani biz çoğu konularda destek verdik bandırmanın önü açılsın diye. Bandırma sporunda bazı konuları vardı, onların önü açılsın diye her zaman destek verdik. Yani kazanan bandırma olsun diye. Ama oylamada sanki biz bandırmayı veriyormuşuz gibi bir tavır sergilenmesi, bugün tır bargı, yani bandırma spor veya bandırma sokaklarını çok rahat pazarladınız, kimsenin sesi çıkmadı. Bazı tepkilerimiz oldu. Mahalleleri biliyorsunuz, İhsaniye Mahallesi'ne bugün hiçbir yere park edemiyorsunuz. Tamamen otopark. Kurtuluş Caddesi'ndeki rezilliği görüyorsunuz. Çift taraflı otopark olmasına rağmen çok akşamları trafik sıkışması oluyor ve kavgalar bile oluyor. Oylamaya geçince AK Parti üyeleri onay verdi. Onun haricinde hiçbir partili arkadaşımız, Cumhuriyet AK Partisi belediye meclis üyeleri buna destek vermedi ve bu girişimimiz maalesef karşılıksız kaldı ve meclisten geçmedi. Bu bizi gerçekten çok üzdü. Yani bu yetmemiş gibi bir de bazı dedikodular diyoruz, inşallah doğru değildir. Çimçukuru'ndaki otoparkı da bildiğiniz gibi bandırma spor işletiyor. Galiba yılbaşından sonra bunu da ellerinden alacaklar. Nasıl sokakları aldıysalar, başka yere pazarladıysalar. Bunu da aynı şekilde alıp artık ne yapacaklar önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama